Müşavere. Müşavere sözlükte bir şeyin hayır ve faydalı noktasına yönelmek için güvenilir, itimat edilir ve edilir kişilerin görüşünü almak demektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iş hususunda onlarla müşavere et buyuruyor. Başka bir ayette de Müslümanların işlerinde danışma istişare ile olacağını söylüyor. Rablerine ticaret edenler, namazı dosdoğru kılanlar, işleri kendi aralarında şura ile olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edenler. Peygamber Efendimiz de ümmetine uygulamayı öğretmek için onlarla müşavere etmişlerdir. Öyle bir peygamber işlerinde müşavere ettikten sonra bizim gibi acizlerin ne kadar müşavereye ihtiyaç olduğumuzu düşünmeliyiz. Akıllılarla müşavere eden kişi işlerini danışan toplulukta az hata olur anlamında hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Akıl sahipleri akıldan büyük mal, bilgisizlikten büyük fakirlik, meşveretten büyük arka, destek ve kuvvet yoktur. Ve layık olanlara danıştıktan sonra yapılan hata böyle hareket etmeden yapılan isabetten hayırlıdır denilir. Görüşlerinde sürekli olarak isabet edenlerin istişareye rağbet göstermeleri, görüşlerini yoklamak, zeka ve anlayışlarını denemek ve kuvvetlendirmek için olup faydadan uzak değildir. Bu konuda danışmayı ayrı ayrı birkaç kişiyle mi yoksa birkaç zatı bir araya toplayıp fikirlerini sormak mı uygun olur? Bu hususta Arapların, Acemlerin ve eski Yunanlı düşünürlerin arasında görüş ayrılığı belirtilmiştir. Arap ve İranlı düşünürler birkaç kişinin toplanıp görüşleri sorulduğu zaman her biri fikirlerini söyler. Birbirinin görüşlerini inceledikten sonra en isabetli görüşü karar kılacaklarından bu yolun hayırlı olacağını savundular. Yunan düşünürler ise görüşleri sorulacakların toplanması halinde bazıları kendilerince daha uygun görüşleri varken diğerlerinin görüşünü silmemek ve saygı için sessiz kalacakları beklenebileceğinden görüşlerinin ayrı ayrı sorulması tarafında bulundular. Bazı bize kalırsa iş ve yerine göre her ikisi de uygulanabilir. Kendisine danışılacak olan kişi de dirayet, zeka, azim, güvenilirlik, doğruluk, dünya üzerinde olayları takip edebilmek ve insanların ruhsal yönlerini tahlil edebilmek gibi değerler aranmalıdır. O işi bilmeyen danışılacak kişi işe dair bilgisi olmayan tecrübesiz kişilerle danışmak bazen isabetli sonuç doğursa bile uygun düşmez. Halife Memun oğluna nasihat ederken şöyle demişti. Şüphen olan işlerde tecrübe sahibi, gayretli ve şefkatli yaşlıların görüşlerine başvur. Çünkü onlar çok şey görüp geçirmişler, zamanın inişli çıkışlı, ikballi, hezimetli olaylarına şahit olmuşlardır. Onların sözü acı da olsa kabul ve tahammül et. Danışma kuruluna korkak, hırslı, kendini beğenmiş, yalancı ve inatçı kişileri alma. Büyüklerden biri danışma sırasındaki konuşma edebini şu sözüyle özetlemiştir. Danışma toplantısında herkesten önce ve meşveret sona ermeye yaklaşmadan görüşünü belirtmemeli, konuşmada acele davranmamalı, başkalarının görüşünü hafife alıp kendi görüşünde ısrar etmemeli, doğruyu söylemekten çekinmemeli. Bir toplulukta müşavere olunurken dışarıdan gelen bir adamın kendi kendine görüş ileriye sürmesi hatadır. Ancak kendisinin de fikri sorulursa o zaman söylenmesinde bir hata yoktur. Bir kişiye bir iş hakkında fikir sorulup da ona göre yapıldığında sonucu iyi çıkmazsa o kişiyi azarlamaya kalkışmamalı. Zira bu dünyada herkesin kendi görüş ve tedbirinin münasip olduğunu zannetmesi normaldir. İnsan bu görüşünün hatasıyla kınanır ve azarlanırsa kendisine ümitsizlik ve bıkkınlık gelir de bir daha herhangi bir şey danışılınca doğru olan görüşünü gizler ve belki hata yapma korkusu ile o konuda konuşmaktan bile kaçınır. Eflatun şöyle der. Eğer düşmanın da kendi içinde seninle istişare ederse hayırlı sonuç verecek olan görüşünü esirgeme. Yani bu benim düşmanımdır, varsın belasını bulsun diye kötü yola sürükleme. Zira düşmanının senden kendi işlerine görüş ve tedbir istemekle düşmanlığı terk ettiğini anlatmak istiyor. Artık bu durumda uygun olan onun iyiliğini istemektir.
Fakat ağız aramak ve alacağı görüş ve çareyi aleyhinde kullanmak gibi bir hile sezilirse o zaman sessizlik silahına başvurmak gerekir.